Nasıl olmuş etler, pişmiş mi? Etimiz pişti. Güzel pişmiş mi? Yanık manık yok, hiç bakma. Ne iyisi? Eyvah, yanık mı yoksa? Ete bak ete. Seda, kayınvalidenden korkuyor musun? Korkarım. Gelin senden korkuyormuş. Korkmaz, korkmasın istemiyorum. Cesur olsun, yürekli olsun. Ama elim yanıyor. Eli yanıyor, dayanamıyor. Anneciğim, sen kayınvalidenden korkuyor muydun? Benim kayınvalidem yoktu. Eşimin amcasının hanımına 20 yıl ben baktım. Eşim öksüz büyümüş. Amcasının hanımı büyütmüş onu. O da çocuğu olmayınca biz dedi ki gitmesem olur mu beni getirince, başım gözüm üstüne dedim. 20 yıl sonra vefat etti. Biberleri ne için doğradın? Ana yemeğim için. Ana yemek için kavrulan arpacık soğanlara, düdüklü tencerede haşlanan etlerden sonra jülyen doğranan kapya ve yeşil biber ekleniyor. Tuzu ayarlandıktan sonra sarımsak doğranıyor. Şimdi neye geçeceksin? Şimdi şeyin sosuna geçeceğim. Ona da sarımsak kullanıyorum. Sarımsak neredeydi, burada? Haftanın yemeği cacıklı Arap köftenin sosu için ayçiçek yağı ve zeytinyağı karışımına sarımsak ekleniyor. Biraz da tereyağı koyacağım. Sana biber. Çünkü üç yağda konuyordu. Ama ağırlıklı sıvı koyuyorum. Çünkü bunu yine bana kardeşlerim söyledi. Çekmez dedi. Bu biber salçasını kim yaptı? Yazın mı yaptın? Yazın. Kırmızı biber. Ablamın Kandıra'da tarlası var. Kendi ekiyor. Domates, biber. Kandıra'da çiftliği var, tarlası var ablamın. Bütün misafirleri de bekler. Ablamın emekleri. Salçalı sosa pul biber atıldıktan sonra haşlanan Arap köfteler ekleniyor. Anne, tadına bakar mısın tuzlu hemen şeyi? Hemen bakarım, hemen bakarım. Bu okeyse bunu dolaba atabilirsin. Bu tamam. Hemen atarım, hemen atarım. Tamam. Hemen böreğe geçiyorum anne. Hemen geç anne, Murat'ı toplayalım. Böreğe hemen geçmen lazım çünkü süreniz hızla azalıyor. Tamam. Bu arada ana yemeğim tamam diyorsan güveçleri atalım, onlar bir fırında. Ana yemeği güveçte mi pişireceksin? Evet, güveçte pişireceğim, sonra milföyle süsleyeceğim ben bunu. Şuradan arkadaşlar. Şuradan bir yağ süreceksin şuradan. Ana yemeği güveç kaplarını alan yarışmacımız mantarlı böreğin sosu için soda, yumurta ve yoğurdu çırpmaya başlıyor. Milföy çanağında güveci nasıl yapacaksın, karar verdin mi? Yani ya güveçte pişireceğim bir 10 dakika 15 dakika, sonra tekrar cam kaseye alıp istediğim görsel görünümü vereceğim, ya da milföyü direkt böyle kapatacağım, yani bilmiyorum. Gerçekten oturtamadım mikser şu an, bir düşünmem lazım. Yani benim denediğim formül evde hep diğeriydi. Milföyleri boş pişirip etleri sonradan eklemeyi düşünüyor musun? Onu hiç yapmadım işte, olur mu bilmiyorum. Korkuyorum. Soslanan hazır yufkalar mantarlı harç ve dilim kaşarla sarıldıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriliyor. Anneciğim, sence nasıl gidiyorsunuz? Çok güzel gidiyor vallahi. Hiç 5 dakika gelinimin boş dakikası olmadı ki. Maşallah arı gibi çalışıyor. Çalışıyor ama hala çıkmayan yemekler var. Birkaç yemek kalmadı. Bir tane pilavımız kaldı, bir de salatamız kaldı. Allah'tan masayı önceden hazırladınız. Masamız hazır, hazırlamadık daha yani. Tabaklarımız hazır. Yarışmacımız güveç kaplarından bir tanesini milföy hamuruyla kapattıktan sonra ana yemeği fırına veriyor. Anne, şuraları toparlar mısın? Hemen toparlayacağım, sen pilava geçiyorum. Geç. Kekikli arpa şehriye pilavı için önce tereyağı eritiliyor. Seda, ne atıyorsun? Kekik atıyorum, bunu ben kendim getirdim bu arada. Güzel görünüyor. Gerçek kekik. Yani bizim köyün kekiği, köyün. Dağdan mı topladınız? Vallahi dağ kekiği. Anneciğim, İstanbul'da bahçeli eviniz mi vardı? Evleri bahçeli değil ama evinin önünde bahçe alanı evinin var benim annemin. Evinin önünde saksıda her şey var. Roka. Roka yetiştiriyor. Anneciğim, sen sebze yetiştiriyorsun ama gelinin rokayı bile bilmiyor. Bilmiyor değilim. Cim biberi yetiştiriyorum. Anne, karıştırdım, bilmiyor değilim. Pilav için tereyağına dağ kekiği ve bulyondan sonra arpa şehriyeler ekleniyor. Seda, neden pilava bulyon attın? Lezzet versin diye. Onun yerine keşke tavuk haşlasaydın. Ah canım, ben de öyle yapmak isterdim. Görüyorsun, zamanla yarışıyorum. Pilav için arpa şehriyeler kavrulurken salata için roka doğranıyor. Salatama geçiyorum, yetiştirmek zorundayım. Çünkü zamanla yarışıyorum, mikser beni oyalama. Hanımlar, son 25 dakika. Kekikli arpa şehriye pilavının suyunu ayarlayan yarışmacımız ana yemeği için milföy hamurlarına şekil veriyor. Milföyleri ne yapıyoruz gelin hanım? Normalde güveçte yapabilirdim mikser ama çıktı form kötü, yani göze hitap etmiyor. Sonra ben tarifin orijinaline tekrar baktım. İsmi evet güveç ama bu kaplarda yapıyor, ben de gittim aldım. Güveçte denedim bu arada ondan önce. Diyeceksin ki Seda, hani hemen bunu mu yaptın, kolaya mı kaçtın? Hayır, olmadı formu. Denedik. Sen de böyle bir çözüm mü buldun? Böyle bir çözüm buldum. Şu masamızı da bir tamamlarsak. Önce
Rabbime sonra size gelinime güveniyorum yani. Milföy hamurlarını çanak şekline getiren yarışmacımız roka salatası için nar ayıklıyor. Bana kardeşim ne dedi? Sakın ağlama, sen yaparsın falan. Sonra ben biraz senden çekiniyordum. Neden benden çekiniyorsunuz hiç anlamıyorum. Sesinizden korkuyorum. Sesimden mi korkuyorsun? Mutfakta bağıracak, korkma çünkü o biliyor bile. Ah bizim ben bile evde sıçrıyorum falan. Senden rica etsem bizim hatırımıza temiz kaşık tuzuna bakar mısın? Anneciğim sen damak tadına güvenmiyor musun? Ne oldu, olmadı. Siz bu pilava tuz attınız mı? Güzel, ha, bir şey söyleyeceğim. Mesela bunu sonra biraz daha rendeleyebiliyor muyum? Şimdi rendelersen servis sırasında kullanabilirsin. Hemen buramızı toplayıp masamıza geçek. Ana yemek için çanak şeklini alan milföy hamurlarına yumurta sarısı sürülüyor. O zaman ben giyinmeye mi gideyim? Bence de hemen git anneciğim, çok az zaman kaldı. Tamam tamam. Bir tek masan kaldı gelin hanım, galiba başardın. Galiba başardık mikser, geliyorum dur. Ana yemek için çanak şekli alan ve üzerine yumurta sarısı sürülen milföyler cam tepsiye alınıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Delik açıyorum. Şişmesin diye mi? Evet. Dün denedim, öyle de oluyor, kaptan da çıkıyor. Buna bir bakar mısın, ben et sevmem de. Bence olmuş gelin hanım. Süresi hızla azalan yarışmacımız kekikli arpa şehriye pilavını kontrol ediyor. Seda, son 9 dakika ve masa hala hazır değil. Üstünü de değiştirmedin. Hemen. Ya üstümü değiştirmek açıkçası çok 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 önceliğim değil. Önceliğim eksiksiz bir masa. Anneciğim hoş geldin. Teşekkür ederim. Milföyleri fırına attı. Bir tek masa kaldı. Aferin, hemen gidiyoruz, koş. Kurban olayım, çok özenme, ne olur takıntın böyle senin. Biliyorum özentilisin ama lütfen hadi. Kendine şikayet et benden, hadi gidelim. Koş gelin hanım, koş. Hemen salona geçen yarışmacımız sofrasını kurmaya başlıyor. Amerikan servisimi ortaya koyuyorum. Birazdan hizalama kısmını yapacağım. Dekor olarak canlı çiçek aldım mikser. Bakalım kayınvalideler beğenecek mi? Aslında bu runner çok küçük değil ha, sizin masa büyük. Hem de baya baya büyük. Neden büyük? Çünkü sosyal mesafeyi korumak için. Kızlar, o yüzden mesela böyle dekorları zayıf buluyor kayınvalideler. Ben üzülüyorum çünkü onlarda bizlerin emekleri var yani. Servisleri açan yarışmacımız yemek takımlarını yerleştirirken eldiven takıyor. Ayşe Hanım bardağımda leke var diye olay çıkardı. Ya şeyler de var, ben de dikkat ettim. Biraz olabiliyor yani. Hanımlar son 4,5 dakika. Panik yapma. Bardaklarını koy, sularımızı sonra dolduruyoruz. İzin vermiyorlar değil mi suya? Sofrayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız şimdi de bardakları yerleştiriyor. Suyunu da doldur annem, bir de üstünü giyinirsen. Seni çok çok öperim. Eyvah! Tuzluklar nerede? Tuzluklar burada, hepsi burada. Ekmekliği masaya alan yarışmacımız hemen suları dolduruyor. Seda'm koş üstümü giy anne. Anne masaya döktüm şuraya, bir damla su döktüm onu. Çabuk ol Seda, çabuk! Giyinmeye? Son bir dakika, giyinebilecek misin? Giyinirim. Kaçtım ben. Koş gelin hanım, koş! Anneciğim sen nereye gidiyorsun? Geline yardım edeceğim, ne yapayım? Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi canı yürekten tebrik ediyorum. Başardınız mı? Vallahi başardık. Kazanırsanız size mangala gelelim. İnşallah inşallah. Ya kazansak gelin siz yani. Kazansak da gelin, kazanmasak da gelin. Boş verin. Söz mü anneciğim? Söz, vallahi söz. Gelinimiz de geliyor. Gelinim başardı. Alkış, üstüne de giydik. Kayınvalideler gelir, kayınvalide. Ay çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Sana güveniyordum. Kayınvalideler geldi hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.